gitmek daha mantıklı. Gece gidip sabah. Sabah çıkmak değil mi? Abi, tabii, kesinlikle tabii. Abi. Bu şey akıl işi değil şu. Abi şu an video çekiyorum. Öyle mi? Aynen. Belki... Bizi izleyenlere selamlar. Yani böyle bir delilik ben daha hayatımda görmedim. 70 kilometreyi. Aynen. Bakalım abi, nasıl yürüyeceğiz. Belki şeye Facebook'a verebilirim de. Öncelikle herkese selamlar diyeyim. Şu an önümü de göremiyorum. Gözüme flash vuruyor. Heh, güzel oldu abi, tamam. Şu anda Şili'ye doğru yürüyoruz arkadaşlar. Saat 10 civarı. Yaklaşık olarak bir 40 kilometremiz daha var. Onu da tahmini bir 10 saatte yürürüz. Bakalım. Daha önce yürümüştüm ben bu yolu. 18 saatte yürüdüm ama. Tabii o zaman daha çok yük vardı. Daha çok dinlenmem gerekiyordu. Şimdi nispeten daha az yük var. Hani şöyle söyleyeyim. O zaman 40 kilo yük vardı sırtımda. Şimdi 20'den azdır. Dolayısıyla daha az dinleneceğiz. Belki hiç dinlenmeyeceğiz. Daha çabuk orada olabilme şansımız var. Evet, anlatacaklarım bu kadar. Ben de selamlar. Kenan abiden selamlar. Kendinize iyi bakın. Umarım videoyu da iletiriz Facebook'a, bakalım hayırlısı. Bakalım yavaş yavaş. Kenan abi. Evet. İlk yemek molamız. Evet. Şu an neredeyiz? Gözüm alıyor flash'tan. Şu an Duraklı'nın girişindeyiz abi. Duraklı girişindeyiz. Duraklı'yı da gösterelim. Aynen, şurası Duraklı. Evet. Bayağı bir geldik abi. Evet. Yani yarısını geldik daha. Çok acıkmış durumdayız. Aynen, bir şeyler yiyelim ya artık. Ama vücutta biraz böyle hani direnci azaldığı süreçler. Şimdi biraz evet, dinlenip depolayalım. Aynen abi. Evet arkadaşlar. Abi 5'te çıktık değil mi? 7 saattir yoldayız. 5.30 gibi falan ha, çıktık. Şu an saat de. 12 falan. 7 saattir yoldayız. Benim açıkçası bacaklarımda biraz yanma var. Var. Onlar normal olan evet, şeyler. Olması evet, gereken beklediğimiz şeyler. Dinlene artık evet, bu yolu tamamlayacağız. Aynen. Evet, sandviç ekmeklerde bayağı evet, lezzetli duruyor. Aynen. Abi ilk defa yemek yiyeceğiz. Yani. Aslında şu anda da vücut istemiyor ama aynen, al, yememiz gerekiyor. Enerji olsun. Yedikten sonra bunun farkını anlayacağız. Yani anca bu şekilde zaten köpeklerle falan mücadele edebiliriz. Boş mideyle savaşamazsın köpekler. Bizim canımız yemek istemiyor şu an aslında, aynen, yürüdüğümüzden dolayı mide iyice böyle yapışmış durumda. Abi şimdi vücuda elektrolit falan almazsak aslında vücut salar kendini iyice. Yedikten sonra direncin arttığını çok net bir şekilde fark edebiliyorsun. Kesinlikle. Daha önceden yaşadık bunu yani çünkü. Evet arkadaşlar, aktaracaklarımız o kadar. Sanırım bir dahaki videoyu da saat böyle gece 2-3 gibi evet, çekelim. Şimdilik bu kadar evet. Hoşça kal. Bilmiyorum. Arkadaşlar, herkese selamlar. Şu anda İstanbul'a neredeyse girmek üzereyiz. Yaklaşık bir 10 kilometremiz falan var İstanbul'a girmek için. Kenan abi. Biraz yorulduk ama. Evet, yorulduk. Aha. Ayrıca yollar bayağı karışık. Aynen. Yani köylünün yardım olmamış olsa navigasyonu bulmak zor, hani kısa olmak zor. Ahatlı'dan 3 tane yol ayrılıyor. En sağdakinden giriyorsun, oradan Kumca'ya, oradan Değirmen Çayır'a gideceğiz. Evet. Değirmen Çayır'dan da artık Şile yoluna Şile girmiş şey olacağız. Var abi, oradan sonra Teke var. Teke var evet. Aha, Teke'den sonra da zaten Teke'de, aşağıda. Aynen, bir aha, duraklayalım Teke'de de. Abi iyi bir duraklayalım aynen ya. Öyle. Hiç hep 10 dakika dinleniyoruz. Öldük ya. Teke'de uzun duralım. Saat gece 3. Gece 3. Aynen. Yani. Toplanma yerinde çekebilirsin. Evet, demin çektim, gösterdim abi. O şey ışıklı olan yer. Bayağı kalabalık. Aha. İnsanların hepsi toplanmış. Evet. Sahur partisi veriyorlar. Sabaha kadar dans gözüküyor orada. Yani Aksaray'ın küçük modelini burada görebiliriz. Evet, evet çekelim abi, şöyle şurası. Aksaray. Yani ben böyle bir köy kahvesi, böyle bir köy toplanma yeri ilk defa görüyorum. Abi ışıklı ışıklı yapmışlar, disco gibi gözümü aynen yani. Yani. Neyse. Daha fazla dalga geçmeyeyim de. Aksaray gibi gerçekten. Aksaray.
Küçük Aksaray. Evet arkadaşlar, şimdilik bu kadar. Tabela da bayağı parlıyor. Ali hocaları sonradan eklemişler. Böyle bir yer yok, sonradan köy olmuş. Aynen. Şöyle birazcık flaşı kapatırsam. Plakası yok henüz daha. Evet. Herkese merhaba arkadaşlar. Şu anda Teke yaklaşık 1 kilometre var. 1 kilometre sonra Teke köydeyiz. Teke köyden sonra 20 kilometre daha yürüyeceğiz Şile'ye. Bayağı bir şey var arada, dağ falan var. Ama hep iniş yani. Yorucu olmaz diye düşünüyorum. Saat 1 gibi de Şile'ye varırız. İşte şu anda saat 8.30 falan. 3.30 saatte ne biri? 2'de falan oradayız. Şu an saat kaç? Aynen. Şu an saat 9.45. 9.45. Abi aynen. 3'te oradayız. Yani anca 3'te, 2.30, 3 gibi oradayız. Aynen, en az yani hem de. 3'te oradayız. Çünkü vücudumuzun direnci fena bir şekilde gitmiş durumda. Abi benim dizler yanıyor şu yani anda. Ben şu an ayak tabanlarımı hissetmiyorum. Aynen. Gerçekten hani akıl kârı bir iş değil. Ama zevkli. Ama hani zevkli. Tavsiye edilecek tarafı var, edilmeyecek tarafı var. Kalp rahatsızlığı olanlar lütfen bu işi yapmasın. Ama tabii yaşadığımız maceralar falan. Evet abi yani, gece yürüdük ya. En güzeli o yani. Evet. Yani böyle köpekler falan. 12 saat karanlıkta. Yani ya da 12 saat demeyelim de. 12 saat değil tam olarak. Kaç oldu lan? Bir dakika. 5.30. Abi 7-8 gibi 4, kararıyor işte. 7 saat falan. Aynen. 7 saat karanlık. 7 saat karanlık. Tam karanlık. Bir de tehlikeli yerlerden geçtik yani karanlığın içerisinde. Köpekler falan vardı. Bu İstanbul'un köylerinde çok köpek yok. O yönden güzel. Bir de şu an bir de güneşin de etkisi var. Şu an fena bir şekilde bize hararet yapmış durumdayız. Bakalım ileride ne durumlar başımıza gelecek. Hep birlikte göreceğiz. Daha bu saatten sonra bizim başımıza bir şey geleceği düşünmüyorum. Abi İstanbul'dayız ya. Körfez'de değiliz ki. Ne gelecek başımıza? En fazla kapkaç gelir. Ha, aynen. O da Şile'de olmaz diye düşünüyorum. Ha. Evet. Evet, şimdilik aktaracaklarımız bu kadar arkadaşlar. Bir de organ mafyası var arada. Organ mafyası var değil mi? İstanbul'da çok var. Evet. Şu an taze organlarımız. Yeni spor yap. Hele benimkiler. Aynen. İyi seyirler. Bir kaç? 6 saat. 6 saat. 6 saat sonra önce gideceğiz. Abi ya mahvolduk ya. Bacak bacak kaç şu an biliyor musun? Şu anda bırt ya. Ne uyuması ya? Hiç mola vermedik ki. 5 dakika, 3 dakika. Dura dura sık sık bulduk. Su içtik sürekli. Çeşmelerden falan filan. Öyle geldik. Ama bu yol akıl kârı iş değil ya. Yemin ediyorum ben. Çok inişli çok. Ya 70-70 benim gözüm şu an kesmiyor şu 20'yi yani. Mümkün değil. Yandı her tarafımız abi. Piştik ya. Yani hava şu an burada yani gene güneşli de değil, parçalı bulutlu yani. Güneşli olmamasın. Ha? Parçalı bulutlu ama. Ha şimdi oturduk Teke gördüğüm şeyde çay içiyoruz. Metin'in yeri diye bir yer var. Yani hiç akıl kârı bir iş değil ya. Vallahi yani gel desen bir daha bu yol yani geleceğin maksimum abi. Şile sahillerinden herkese merhaba arkadaşlar. Ben Özgür. Yürüyüşümüzün nihayet sonuna geldik. Evet, bayağı yorulduk ama değdi. Denize girmiyoruz. Evet. Çünkü her tarafımızda yara bere var. Onlar denize girdiğimizde tuzla buluşunca canımızı bayağı yakar. Biz burada seyrediyoruz plajı. O deniz dalgalarının çıkardığı o güzel sesi. Ondan sonra müzik sesi de var. O da eşlik ediyor çok güzel bir şekilde. Biz o şekilde keyfini çıkarıyoruz sahilde olmak. 18 saat yürüdük arkadaşlar, dile kolay. Belki daha fazla. Saat 4 gibiydi. Evet, 3.30. Saat 3.30. Ciddi bir yol geldik ya, 70 kilometre. Ve artık bu Teke'den sonrası hani bacaklarımı hissetmiyorum. Yani
tamamen bir delilik oldu aslına aynen. bakarsan yani. Aynen. Bir normal bir insanın yapacağı bir yürüyüş değil. Yoruldum bayağı. Evet, anlayacaklarım ben, bu kadar. Bence veda edelim. Biz yorgunluğumuzla baş başa kalalım.